Okay, so we are trying to prove this theorem called independence of path. We have a domain, connected domain, not necessarily simply connected, just connected. We would like to show that these three statements are equivalent. First one is D is conservative. Second one is that this integral is zero for every piecewise smooth closed curve in D, and the sec third one is the one which gives its name to this theorem, namely, given any two points and two paths joining these two points, this integral will be will have the same value, okay, for those two paths. That's why we call it independence of paths. Now we prove first the implication A implies B. So I assume F is conservative and would like to show that this is zero for a piecewise smooth curve. Now this is a parametrization for this curve. Means what? So this curve starts at the point P and at the point P. So in this case, like, or maybe let's say P0 and P1, these two points are the same. And suppose my parametrization is given over some interval AB. So what we know is then R of A, which is P0, the point where the curve starts, is equal to the point where it ends, because this is closed curve and this is RB. So for this closed curve, if RT is a parametrization, then R of A and R of B are the same. Okay. Well, then we were given that F is conservative. Conservative means what? Since F is conservative, we have what? F equals gradient of phi for some function phi of xy. Since we are in the plane, our function is a function of two variables, so that f, which has components f1 and f2, these are the components of f, not partial derivatives, but these components are the derivatives of this function, so phi sub x and phi sub y. That was the definition of being conservative. F is gradient of something, so this is the, by definition, the gradient of f. All right, then what is this integral? Integral of c dot dr. Okay, now this is the integral from A to B, because t goes from A to B, and f is just phi sub x and phi sub y. And what is dr? Well, this is just x prime t, y prime t, dt. If rt has components xt, yt, let's say. Okay. Well, this means what? So this integral, closed loop c, integral from A to B, phi sub x. Here I have, of course, inside this I have what? RT. RT is has components xt, yt. And then I have dot product with this, so I have x prime t plus phi sub y. Of course, inside I have xt, yt. And then we have y prime t. And everything is integrated with respect to t, right? The dot product here, phi sub x times x prime, phi sub y times y prime. But you see, the expression
This expression is nothing but this is just the derivative of phi of x t y t, right? Why is that? Well, let's just think about this. How would you take the derivative of this with respect to t? First, you take derivative with respect to the first variable, which is x, and then you multiply that by the derivative of the first variable with respect to t, plus derivative of this function with respect to the second variable, which is y, times derivative of the second variable with respect to t. So this whole expression is just derivative of this composition function phi of rt with respect to t. Well, I am here taking integral of this derivative. So by the fundamental theorem of calculus, this is just, right, you take derivative and then antiderivative. Antiderivative is just this function itself. So this is just this gadget, and then to be evaluated at a and b. So what is this? This is just phi of xb yb minus phi of xa ya. But xa ya is just the point p1. This is the point p0, right? Should the one of them is the point p0, the other one is the point p1, but they are the same points. Okay, this is a closed curve, so they are the same points. So this is just phi of p0 minus phi of p0. Well, of course, that is just zero. So we are done. Okay. All right, so we proved A implies B. Now let's see B implies C. So this time we assume that integral is zero for every closed curve. So we assume that this integral is zero, f dot dr is equal to zero, for every closed, I mean smooth, of course, piecewise smooth curve in D. Ne göstermek istiyorum? Bizim göstermek istediğimiz must show the following. C. What is C? If C1 and C2 are two paths, simple closed, not simple closed, piecewise smooth curves or paths joining two points P0, or ya da şöyle diyeyim, starting at P0 and ending at P1, then I need to show the following. Integral over C1 of f dot dr must be equal to integral over C2 f dot dr. Yani şunu söylüyoruz. Bu P0 noktasıyla P1 noktasını birbirine bağlayan iki tane eğri alırsam, C1 ve C2 gibi, then these two integrals must be the same. Well, how can I do this? Well, note that if you look at these two curves, you know, they form a closed curve, right? If you traverse C1 first and then C2 backwards, you obtain a closed curve. Note that C, which is just C1 union
minus c2. Minus c2 means the same curve but traversed in the count in the other direction is a closed curve at p0, değil mi? Bu curve p0'dan başlıyor, p1'e geliyor, sonra c1 boyunca p1'e geliyor, sonra p1'den p0'a c2 tersten giderek gidiyor. So this is the same curve but you know going in this opposite direction. So this is minus c2. Okay, the same curve in the opposite direction. Okay, now so since we assume B, we have what? We have the following. Closed integral over this closed path is just zero. Değil mi? Bunu biliyoruz. Bunu kabul ettik. Şimdi bu integrali hesaplayalım. However, this integral f dot dr is the union of two paths. So this is integral over c1 f dot dr plus integral over minus c2 f dot dr. I'll show that. So claim is this. This path integral minus c2 is actually this. Yani bu eksi işareti buraya gelir. Yolu tersten giderseniz buna eşittir. Bu tabii ki fiziksel olarak çok basit. Neden? Bu bir iş yapıyorsunuz. Bu aynı işi yani aynı yolu tersten gidiyorsunuz. Dolayısıyla bir iş yaptıysanız onu tersine yapıyorsunuz. O ikisi birbirinin tersi olmalı lazım. Yani şunu şu kadar yüksek çıkartıyorsunuz sonra aşağı indiriyorsunuz. Yaptığınız iş sıfır. Ama bunu ispat edelim. Şimdi ilk önce şunu yapayım. Claim'i ispat edince note that this claim implies that şimdi bu sıfırdı ya f dot dr. Bunu da nasıl yazdık? C1 plus minus C2 f dot dr. But we assume that f dot dr. So by the claim, this is minus c2 f dot dr. But this is zero. Well, this implies what? So integral over c1 f dot dr is equal to, I just take this to the other side, so we get integral over c2. Okay, so if I can prove the claim, then I am done. Okay, because my aim was to show that this, right, these two integrals are the same, and if I can prove the claim, which looks obvious, then I am done. Now let's see the proof of the claim. Proof of the claim. Well, let RT, T is in AB, be a parametrization for the curve C2. Yani nedir bu? Şöyle, T eşittir A'dan B'ye gidene kadar benim eğrim işte bir noktadan bir yere gidiyor. R of A, R of B. Diyelim ki bu P0, bu P1.
Okay. Ben, so this is my curve C2. Minus C2 is which curve? It should be the one which goes the same path in the opposite order from RB to RA. So let's write down another parametrization for this. Okay. A parametrization, pardon, bu minus C2 tabii ki, değil mi? This is minus C2. Let's write down a parametrization for minus C2. Then note that R tilde from şimdi bu A'dan B'ye gidiyor ya. B'den A'ya gidelim. Yok, B'den A'ya gitmeyelim. Yine A'dan B'ye gidelim. Okey. D'ye yani region'ımıza given by. Şimdi R tilde burada A koyduğum zaman RB'yi versin. Şimdi A ile B'nin yerini değiştiren bir fonksiyon istiyorum ben. Şöyle diyeyim. A, B. A, B. A ile B'nin yerini değiştiren fonksiyon istiyorum. A dediğimde B, B dediğimde A verecek. Nedir bunun ifadesi? X, Y cinsinden yazsaydık bunu ne olurdu? Hesaplayalım. Şimdi Y eşittir A verince B. B verince A verecek. Slope'u nedir bunun? Slope A eksi B bölü B eksi A yani eksi 1. Değil mi? A verdiğinde B, pardon, B eksi A, A eksi B. Slope'u eksi 1. Hangi noktadan gidiyor? AB noktasından gidiyor. Yani bu eksi x minus a. Yani y eşittir neymiş? Eksi x artı A artı B mi? Değil mi? X yerine A yazarsak B, B'ye yazarsak A'yı veriyor. So I take this. So this is just R of minus X plus A plus B. Tamam mı? Traverses the same curve in the opposite direction, right? R prime x per no t. So when you plug A here, you get RB, which is P0. And when you plug B, you get RA, which is P1. Okay? Well, so R prime T is just R of minus T plus A plus B, which is X of minus A plus AB, Y of minus T plus A plus B. Okay. Now, integral over C2, integral over C2 f dot dr nedir? Bu a to b f of xt yt dot product x prime t y prime t dt. What about integral over minus
c2 f dot dr. This is again the same integral from a to b, because parameterization is the same again from a to b, right? So integral from again a to b, f of, this time I have x, right, minus t plus a b, y minus t plus a b, and then x prime y prime. So okay, şöyle diyelim isterseniz, buna x prime tilde t y prime tilde t dt. İsterseniz hatta şöyle diyeyim, daha şey yapalım, bu x tilde t y tilde t dot product x tilde prime t y tilde prime t dt nedir? X tilde x t plus, no, minus t plus a plus b, y tilde t is just y of minus t plus a plus b. So from this we see that x tilde prime is what? When you take derivative with respect to t, you just get minus x prime t plus ab, and this is y tilde prime t is what? T'ye göre türev aldığım için burada tabii yine eksi t var, özür dilerim. Eksi y prime minus t plus t plus b. Tamam mı? O halde so this integral over c to f dot dr is what? This is integral from a to b. f of x prime, this is just x of minus t plus ab, y of minus t plus ab, and then x prime t y prime t, well, they are both of them are minus 1 times, this is x prime minus t plus a plus b, y prime minus t times minus t plus a plus b, and then I have dt. Okay, now I have this minus sign here. Okay, şimdi burada bir değişken değiştirelim. Şöyle yapalım. Let c to be minus t plus a plus b. Tamam mı? O zaman d c nedir? Yani eksi t artı b'yi bununla değiştiriyorum. O zaman d c nedir? Minus dt. Peki burada t eşittir a'ydı. If t equals a, right? This is t equals a, and this is t equals b. Now I replace my variable to c. When t is a, c is b. C is, when t is equal to b, c is a. And then I have f of x c y c. I have minus one sign outside, and then x prime c, y prime c, and then dt. Dt is what? It is just minus d c, minus d c. So what we get? I have a minus one sign, another minus one sign, so they cancel each other. So we get integral from b to a, f of x c,
y c, and then x prime c, y prime c, and d c. Now, x is a dummy variable, right? X burada dummy variable. Yani x'i yerine her şeyi koyabilirim. Ahmet, Mehmet, değil mi? İstediğinizi koyun. O zaman bunu şöyle yazarım. F of x t, yani tekrar t yazayım. Buradaki gibi değişken değiştirmiyorum. Alfabede bundan sonra t yazmayacağım. T yerine x'i yazıyorum. O kadar. Tamam mı? X'i yerine de t yazıyorum. Bu değişken değiştirmek değil. I'm not changing variable. I am just writing t for c, since it's a dummy variable. But this integral is the same as minus a to b, f of x t y t dot product x prime t y prime t dt. So what is this? This is minus, this is a to b, this in minus this integral, but this integral is the same as this integral, right? So this is minus the integral over c to f dot dr. So we are done. Okay, proof is finished. So b implies c. This finishes the proof of B implies C. Okay, now what is left? C implies A. So this means what? I have to, okay, I assume that the integral is path independent. So we assume that the integral is path independent. And we must show f is conservative. Okay. Conservative ne demek? In other words, we must find a function phi of xy so that f is equal to f1 f2, its components must be the partial derivatives of these two functions, of the function phi. Conservative demek f bir fonksiyonun, potential fonksiyonun kısmi türevlerine eşit. O halde bu fonksiyonu bulmam lazım. Peki nasıl buluruz onu? Onu da şöyle. Bize ne verilmişti? We are given that the domain D is, okay, this is a domain, but f is conservative. F is conservative, meaning that, no. The integral is path independent. So if I have any two paths, C1 and C2, joining any two points, then we know this. F dot dr over the curve, first curve, is the same as the second curve. Bana verilen bu, istenen f'in konservatif olduğunu göstermek. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle, phi'yi kuracağım. Construction of phi xy. Şöyle, pick any point
p0 which is x0 comma y0 in D. For any other point q which is x comma y, let phi x y. Şimdi bu fonksiyonu tarif ediyorum size. Tarif şu olacak. Diyeceğim ki c eğrisi boyunca f'in integralini alın. Bu c nedir? Ver c is any smooth curve, piecewise smooth curve, any smooth curve starting at p0 which is x0 y0 and ending at q which is x comma y. Yani şu noktada başlasın. Tabii ki bu d'nin içinde, yani bu eğri tabii ki d'nin içinde, hangi eğriyi alırsanız alın. Bana ne verildi zaten? Eğri ne olursa olsun bu sonuç aynı, right? It doesn't matter which curve I choose because I am given that this integral is the same for every curve joining any two points. Değil mi? Bu verildi zaten. Hangi iki noktayı alırsanız alın, bu eğri integraller aynı. Ben de diyorum ki madem öyle, o zaman bu fonksiyonu şöyle tarif ediyorum. Bir tane sabit nokta aldım. Ondan sonra herhangi bir x noktasında bu fonksiyonun değeri nasıl tarif ediyorum? Phi xy. Bu c boyunca integralini al. Yani bu ne demek? X'ye noktasındaki değeri. Buradaki o birim kütleli cismi işte taşıyorum buraya. Ne kadar iş yaptıysam o işin değeri benim fonksiyonumun değeri olacak. Şimdi ne göstermem lazım? Bu tamam, iyi tanımlı bir fonksiyon. This is a well-defined function. Must show. Şunu yapmam lazım. X derivative of this is just f sub 1 and y derivative of this is f sub 2. Tamam mı? Ben birini yapacağım. Şöyle, şimdi x0, y0'dan şurada bir noktaya gidiyoruz ya, x, y diye. Nasıl gittiğimin bir önemi yoktu. Şimdi burada bir D region'ı var. Bu D'nin içinde çalışıyoruz. Choose a path like this. But at some point, let's say it became the same level and then it goes like this. Parallel to the x-axis. Okay, so this point is let's say x plus h and this is x plus 0. Yani bu path'i şöyle seçeyim. İstediğim gibi seçebildiğim için şuraya kadar gelsin, buradan sonra böyle gitsin. Peki then phi of xy neydi? Phi of xy şuydu. Integral over c f dot dr. Peki. Bunu şöyle yapayım. Şimdi bu noktaya biz p0 dedik. Buna p dedik. Özür dilerim. Buna q dedik. Şu noktaya r diyeyim. Tamam mı? Bunu şöyle yazabilirim. This is integral from, şuna da c1, buna c2 diyeyim isterseniz. Hani c1 boyunca f dot dr plus f dot dr. c1 beni ilgilendirmiyor çok fazla da. Phi xy equals c1 f dot dr. c2 beni ilgilendiriyor. C2'nun şöyle bir parametrizasyonunu alayım. C2'nun şöyle bir parametrizasyonunu alayım.
XT X plus T olsun. YT constant. It is always Y. Yani bu horizontal olduğu için bu Y. XT sadece şöyle gidiyor. T de işte bir yerden bir yere kadar. O zaman bunu şöyle yazabilirim. Bu C1 artı T eşittir şöyle diyeyim hatta evet T minus H'den 0'ya kadar olsun. Şimdi şurası x plus h'ti ya. X plus h noktası. T yerine eksi h pardon 0 yazarsam buradayım. Bir dakika yok. T'yi şöyle alayım. H'den 0'ya kadar. T yerine T yerine H yazarsam buradayım. T yerine 0 yazarsam buradayım. Tamam. O zaman bu 0 H'den 0'ya kadar. H burada tabii negatif bir sayı olacak ama önemli değil. F ondan sonra ne var burada? F XT YT D dot product X prime T Y prime T DT. Şimdi burada okay. X prime nedir? X prime is just 1. Y prime is 0, right? I'm taking derivative with respect to t. X prime is just 1. Y prime is just 0. So what is this then? F has coordinates f1 and f2. So when you take dot product, you will get H to 0, F1, and then this is what? This is XT, XT was neydi? XT, X plus T, X plus T, YT was Y, and then you take that product, so you just get f1 and then 0 times f2. So you have only f1 term here and then you have dt. Okay. So f xy is equal to this one. I want to take x derivative of this. Okay. Now what is the x derivative of this? I am taking derivative with respect to first variable. Okay. Well, this is you may think of this as follows. So this is limit as k sıfıra giderken şöyle görebilirim bunu. Ya da h sıfıra giderken diyelim. H sıfıra giderken x plus yo, direkt şöyle yapsam. Evet, şöyle diyebilirim bakın. Phi x y neye eşit oldu?
Bu integrale eşit. Yani ne demek bu? F1'ın bir tane entire derivatifini alacağım. Let's say g x y and compute this at zero at t equals zero and t equals h, right? So this is g of zero y minus g of h y. Okay. Where this is an antiderivative for F1. But I am integrating here with respect to the first variable. So g sub x is equal to F1. Okay. So hence yani bunun antiderivatifini alıyorum ama ilk komponentuna göre alıyorum. Çünkü ikinci komponent zaten hep sabit. X'e göre antiderivatif türevini alıyorum. Sonra da bu noktalarda hesaplıyorum. O halde fi'nin x'e göre türevi ne olur? Fi'nin x'e göre türevi ne olacak? Bu ifadenin x'e göre türevini alacağım. Burada t yerine 0 yazınca burası t yerine 0 yazınca x olacak. T yerine h yazınca x plus h olacak. Değil mi? T yerine 0 yazdığımda x, h plus şey yazdığımda bu. Şimdi bunun x'e göre türevini alırsak x'e göre türevini alırsam bir dakika. Şurada bir şey mantık hatası yapıyorum herhalde. Şimdi burada şeyi ben sabitledim. X noktası sabitledik. H kadar bir saniye. Şöyle düşünsem şuna gerek yok. O biraz kafa karıştırıyor. Okay, let me do it this way. Now you are taking derivative with respect to x. Then phi sub x is what? Well, this is a constant term, so its derivative will be zero. And then you are taking derivative with respect to x. When you take derivative with respect to x, first variable, ilk değişkene göre türevini alırsam. Ama şimdi bu 0h şeyini okay, how can we ha, şöyle desek şimdi bu xy'daki türevi bu fonksiyonun limit h sıfıra giderken phi
xy'daki değeri eksi yok, bunun eksilisi olacak. Y H. Ya da şöyle desek, x y'deki değeri eksi phi x minus h y, şöyle de olur. Evet. X y'deki değeri bu. X y'deki değeri bu. Eksi x eksi h'teki değeri nedir? X eksi h'teki değeri, yani şuraya kadar olan kısım x eksi h burası. Dolayısıyla o c1'deki değeri. Yani şu. Şurası zaten so this is integral over c1 f dot dr plus h to 0 f1 x plus t y dt minus this thing is just actually c1 f dot dr divided by h. This is limit as h goes to 0. They are cancelled. So h to 0 f1 x plus t y dt divided by h. Bu da nedir? Yani sıfırdan h'e kadar integral alıp h'e bölüyoruz. Şimdi dt'ye göre, yani şunun f1 çıkması lazım ama. Okey, f1 x y olması lazım. Bunu ben güzelce yazayım. Yani şurada sanırım, so I think I made things complicated by taking it like this. I have to be more careful. So let me just do it next time. I'll fix this. So this should be just f sub 1. Meaning that derivative of phi with respect to x is just f1. And similarly, phi sub 1 will be just f2. Okay. So f which is f1 f2 is just phi sub x phi sub y. So that f is conservative. But I have to be a little bit more careful here, so I'll fix it next time. Okay, let me stop.